Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizleri sorarsanız biz iyiyiz. Arkadaşlar, ben böyle bostanımdan biber topladım. Tabii ki bunu videosuna attık Buse'mle beraber. Buse'm çekti, ben topladım. Arkadaşlar, bu kadar biberim çıktı bostandan. Ben bunları güzel yıkadım, temizledim. Böyle saplana aldım arkadaşlar. Ben bunu inşallah nasip ederse turşu vuracağım. Böyle biberlerimi böyle ortadan bölüyorum arkadaşlar. Ben bunları tabii ki dediğim gibi daha önce yıkadım. Suyunu size böyle koydum, makarna süsü ekledim. Dedim suyu sarsın diye arkadaşlar. Tabii ki bu uzun biber, sarı biber, kara biber böyle çıkıyor gidiyor arkadaşlar. Bunlar benim parayla aldıklarım. Şunlar da işte dediğim gibi eşimin İngesi gönderdi. Hemsinin karısı, Fidesin hanımı. Bunları böyle kuracağım arkadaşlar şimdi, Allah nasip ederse. Böyle ortadan bölüyorum arkadaşlar. Yanımda gene Buse'm var. Kim bana böyle çizik atıyor arkadaşlar? Ben çizik atmıyorum. Böyle bu şekilde yapıyor. Biz çizik atıyoruz Buse'mde ortadan. Böyle ortaya bölmüyoruz. Çizik atıyoruz. Şuna da ayrı bir şey yapacağım kızım. Olmaz olacağım. Arkadaşlar. Ben demek ki manda acı bu ise. Acı şeyler var ya. Pambul biberle acı oluyor. Arkadaşlar, biber hani derler ya su kuşu. Gerçekten ne kadar sularsan o kadar biber dokuyor. Tabii ki burada su parayla. Yani koyu dolacaksın ki bol bol sulayacaksın. Bol bol sulayacaksın. Aynen kızım. Ama suluyorum gene arkadaşlar. Elimden geldikçe bir akşam, iki akşamda bir. Bazen her akşam suluyorum arkadaşlar. Her gün suluyorum. Kastamonu çevreleri filan. Allah'ım yardım etsin arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Yani Cenab-ı Allah, Allah'ın kurban olduğum Allah'ımız bizi her türlülerden, yani belalardan, kazalardan korusun. Afetlerden. Aynen. Korusun. Gerçekten memleketimiz, yani Türkiye'miz yangını, şeysi, hepsi bir yere geldi. Allah'ımıza gene kurban olduğum Allah'ım yardım etsin arkadaşlar. Oradaki yaşayan vatandaşlarımıza, yani can kaybımız çok. Allah rahmet eylesin. Allah'ım ailelerine başsağlığı diliyorum. Sabırlık, dayanıklılık etsin arkadaşlar. Kolay değil. Ne yapsın vatandaş şimdi? Yani evinin koyunun gittiğine mi yansınlar? Oh. Allah yardım etsin arkadaşlar. Yani haberlere bakamıyoruz. İnanır mısınız yani? O şekilde. Böyle arkadaşlar. Ben şimdi böyle bir iki diş sarımsağı dibine atıyorum. Böyle bölüyorum ortadan. Tabii ki bunlar da anacımın sarımsakları. Böyle arkadaşlar. Marketten aldığımız sarımsağın hiç tadı yok Buse. O sarımsağı olduğundan kızım. İki dizanımız dokunuyor arkadaşlar bu arada. Mehmet abi de aşağıda çay içiyor gene.
Arkadaşlar bir tane de gene sarımsak doğrayayım içine. Fazla sarımsak doğramıyorum arkadaşlar. Lastiğe fazla da kırılmasın diye korkuyorum, biliyor musun? Arkadaşlar şimdi yemek kaşığına böyle bu şekilde iri düz atıyoruz içine. Böyle bu şekilde değerli takipçilerim. Böyle ufak yolda iki tane de şöyle böyle küçük boylu da üç tane de limon tuz atıyorum. Böyle bu şekilde yemek kaşığı, pardon, çay kaşığına da bir kaşık toz şeker atıyorum içine. Arkadaşlar böyle bu şekilde de çay bardağına sirke atıyorum. Üzüm sirkesi kullanıyorum arkadaşlar. Ben bunu da şoktan aldım. Şoka gelmiş böyle. Şu tabii ki şokun markası zaten. Marka vermiyorum ama arkadaşlar. Böyle değerli takipçilerim. Ne yapıyorum ben bunu arkadaşlar? Ben bunu sıcak su döküyorum üstüne. Böyle bu şekilde. Böyle havasını alıyorum. Tabii ki sıcak. Geldik. Mis gibi koktu. Arkadaşlar birden dokmayayım üstüne suyu. Çünkü hava şişenin içindeki biberin böyle havasını alıyorum böyle. O yüzden tabii ki suyum soğuyor o zaman. Şimdi üstüne döküyorum arkadaşlar. Böyle bu şekilde değerli takipçilerim. Şöyle kavanozum da kapağım buru. Daha önce de ben şişelerimi yıkadım. Dur anacığım şunu alayım bezimi. Arkadaşlar ne yapıyorum, böyle önce tepkiliyorum böyle arkadaşlar, böyle bu şekilde suyu akıtıyorum diye bakıyorum, kontrol ediyorum, akıt be arkadaşlar, böyle bu şekilde. Ben bunu şimdi kapatacağım, üstüne ters çevireceğim. La ilahe illallah. Sarımsak atarsanız iyi olur arkadaşlar. Çünkü ben bak şişenin dibine atmayı unuttum. Siz atın arkadaşlar. Önce şişenin dibine böyle bir diş sarımsak doğrayın. Ben unuttum onu. Bu uzun uzun da konuyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Sapsarı oluyor bunun biberi, turşusu. Büyük bidonlara kurunca Gülsan da sarımsakları bütün bütün atıyorum. Ha, bütün bütün 3-4 tane. Aslında doğrayacağım bu ise. Evet. Aynı şekilde arkadaşlar yine böyle. 3 tane limon tuzu atıyorum içine. Böyle bu şekilde. Böyle çay kaşığına yine aynı şekilde toz şeker. Böyle yemek kaşığına da bir kaşık yine kalın tuz atıyorum arkadaşlar.
Düğüm altı kapalıydı değil mi kızım? Evet. Olsun, fark etmez. Yukarı şimdi. Paşam senin kirpi dolmuş bak. Ulan yapıyorsunuz Halil bakkaldan. Bunları ters çevirecek misin? Tabii ters çevireceğim kızım. Böyle arkadaşlar, bir tane içine doğru. Bu isem demesi unut. Siz unutmayın arkadaşlar. Nohut atan da var bunun içinde. Ben nohut atmıyorum. Şimdi türlü türlü turşular çıktı. Hmm. Sarımsak turşusu, muz turşusu. Benim arkadaş nohut da içine. Ben fazla sarımsak yiyemiyorum. Çok Abdullah yemeği yedi. Aslında zeytin şişelerini yapacağım bunu da. Bu bir markette satılan zeytin şişeleri değil mi? Onlar da geniş, iyi olur. Yani. Şöyle küçük şişe yapacağım kızım. Bunlar böyle bu 7 gün içinde oluyor arkadaşlar. Bir haftanın içinde oluyor bu turşu. Olduğu zaman da yani göstereceğim sizlere nasıl olduğunu, beraber açacağız. Allah nasip ederse. Böyle arkadaşlar, bu şekilde gene böyle 3 tane böyle limon tuzu attım içine. Çeşme suyu kullanıyorum. Neden çeşme suyu kullanıyorum? Zaten arkadaşlar kaynatıyorum yani suyu. Kaynatınca zaten içindeki mikroplar çözülüyor. Fazla doldum hem arkadaşlar. Böyle. Havasını alıyorum içinden. Fazla geldi bu sefer. Bu şekilde arkadaşlar. Fazla gelenler alıyoruz böyle üstünde. Kapağı rahatça kapanabilsin diye. Benim kapaktan değişik değişik. Böyle ters önce yapıyorum arkadaşlar. Böyle bu şekilde sızılmıyor. Böyle arkadaşlar.
Şöyle arkadaşlar alttan beri kaşının ucuyla havasını alıyor. Rahmetli babaannem büyük şeyleri çok iyi kurardı bunu. Turşu mu? Evet. Gönderirdi bize İstanbul'a koçu. Ya. Eliyle alırdı havasını. Ya. Büyük bidonlar da öyle oldu. Evet. Büyük bidonlar da eliyle alıyordu. Şöyle ileri geri yapıyorum. Böyle arkadaşlar. Sızılmıyor. 3 tane şişem oldu. Şimdi bir şişe tavuklayayım ben. Şu domuzları da bekledim arkadaşlar sizlere. Şimdi unutmadık değil mi Buse? Evet. Şimdi arkadaşlar bu kalan biberlerimi de böyle uzun biberlerim altına koyayım. Yapıyorum. Böyle doğruyorum arkadaşlar. Bunlar acı. Yapacak bir şey yok. Bunu bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Bunu da açalım. Bunları içine koyma yaparım. Karışık olur. Bakalım da sarımsak yaparız. Sarımsaktan atmayayım arkadaşlar. İçine yeter. Bu az oldu arkadaşlar. Buna böyle iki tane kalın tuz atıyorum. Şöyle. Yeter. Fazla atmayayım ben buna limon tuzu. Çok az oldu. Nasıl ayarlayacağım arkadaşlar ben? Tam bu dolması hemen hemen. Şöyle değerli takipçilerim. Kaşığı fazla doldurmadım. Şekilde. Ben turşu vuracağım zaman arkadaşlar sirkeyi falan böyle boyuk alıyorum. Rahat oluyor yani. Şöyle şekerimi de şöyle atıyorum arkadaşlar. Suyu kaynasın. Şişelim de böyle yüzeyim. Her türlü arkadaşlar. Demiyorsun Gülsen abla bunları al demiyorsun. Böyle bir şey arkadaşlar. Şöyle bir kurucu limon tuzumu da koyalım içine. Şu suyumuza kaynasın bizim. Nasıl oldu aşkım? Gayet güzel oldu Gülsen. Ha 5 dakika uğradım en böyle. Telefona baktığınızda komşu. Acı bak. Arkadaşlar inanın mısın suyu dokunca üstüne acısı çıktı. Vuuu. Öyle değerli takipçilerim. Bunları ben şimdi üstünü kapatacağım bir bezle. Sofra beziyle. Yarın akşama kadar duracak arkadaşlar böyle bu şekilde. Bu da akmaya, sızırmaya. Arkadaşlar bunlar 7 günde yemeğe hazır. Hazır olduğu zaman sizlere göstereceğim arkadaşlar. Beraber açacağız.
Şimdilik biz burada kapatıyoruz Buse'mden. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalınız. Kanalımda kalınız.